Arkadaşlar yaklaşık 4 saat sonraki durumu. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle şerbet hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Arıların en çok hangi şerbeti sevdiği ile ilgili bir test, deney yapmak istedim. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüldüğü gibi materyallerimiz, balımız var. Polenimiz var, şekerimiz var. Ve invertez enzimimiz var. Şimdi arkadaşlar bunları sırasıyla yapalım. İlk önce balımızı. Arkadaşlar balımızı ayırdık. Şimdi polenimizi katacağız. Zaten kavanozun üzerine de yazdım. 2 kaşık polen koydum. Şimdi bunlara şeker ilavesi yapacağım. Hepsini yaklaşık olarak aynı miktarda koymak istiyorum. Ilıktan sonra şerbetimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Inverters hazırlamış olduğumuz şurubumuz içine invertezimizi 1 mililitre damlatıyorum. Buna karıştırıyorum. Bu şekilde şerbetimiz hazır. Akşam hazırladım şerbetimi, dinlensin diye. Yarın sabah nasip olsa aralarımıza vereceğiz. En çabuk hangisinin biteceğini hep beraber gözlemleyeceğiz. Evet. Şerbetimiz, balımız, polenimiz hazır. Bu şekilde test çeviriyorum. Görüldüğü gibi balımız, polenli şerbetimiz, sade şekerimiz, invertezimiz burada. Şimdi şu şekilde bakalım arılarımız hangisini daha çok sevecek. Biraz sonra gelmeye başlar. Kokusal arılarımız gelmeye başlar. Ara ara videonun çekimini yapacağım. Yaklaşık 3 saat sonraki durumumuzu değerlendirelim arkadaşlar hep beraber. Şöyle gördüğü gibi invertez enzimle hazırlamış şuruptaki durumumuz birebir şekerden hazırladığımız arımızın durumu, polen şeker karışımı olan şerbetimizin durumu, balımızın durumu da bu şekilde arkadaşlar. Arılar gayet güzel oluyorlar. Arkadaşlar yaklaşık 4 saat sonraki durumu gözlemlerim hep beraber. Invertez'de şurada görüldüğü gibi çok az bir şerbetimiz kalmış. Normal şekerde, şekerli suyumuzda var gene biraz. Polenimiz de şu seviyede. Görüldüğü gibi polenden çok bir çekim olmamış. Balımızda var. Balımızda da çok az bir şey kalmış. Yaklaşık olarak 4 saat gibi bir durum söz konusu. 4-4,5 saat gibi. Gayet gözüküyor. Invertez şurup şu anda biraz önde gözüküyor. Ve sola doğru yaklaşıyoruz. Görüldüğü gibi invertez şurup bitmiş. Kapağın üst tarafında az bir şey var. Şuradan tam şu seviyede. Tam bu seviyede az bir şey var. Şekerli şurubumuz burada. Polenli şurubumuz burada. Polenliyi pek beğenmiş gözükmüyor arılarımız. Ballı şurubumuz da burada. Yani bu durumda invertez enzimle hazırlamış olduğum şurubum daha çok sevdiler gibi gözüküyor. Onu daha çabuk bitirdiler. Diğerlerinde bir polen hariç diğerlerinde de ilerleme var. Sizin de öneri ve tecrübeleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlerle şerbetler hakkında video paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.